Merhaba arkadaşlar, ben Son Hoca'nız. Limit konusuna geçmiştik. Limitte üçüncü testimizdeyiz. Üçüncü testin çözümlerini de beraber yapalım ister. <laughs> Testimizde parçalı fonksiyonlar ve mutlak değer fonksiyonlarının limitleri ile ilgili yorumlar yapacağız. İlk sorumuza başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuzda bir tane parçalı fonksiyon vermiş, gördüğünüz gibi ve eksi birdeki limitini sormuş. Şimdi kritik noktalardan bir tanesine mesela x eşittir 2 bir kritik noktadır. Çünkü siz fonksiyona sağdan yaklaştığınızda yani 2'nin birazcık fazlası olduğunuzda buradaki limitine bakmalısınız. 2'ye soldan yaklaştığınızda ise buradaki karşılığını bulmalısınız. Şimdi siz kaça gidiyorsunuz? Eksi 1'e gidiyorsunuz. Peki eksi 1 kritik nokta mı? Değil. O zaman kritik nokta değilse biz ne yapıyorduk? Direkt fonksiyonu yazıyorduk. Sonucunu buluyorduk. Eksi 1 ne tarafta? 2'den küçük bir yerde. O zaman direkt fonksiyona eksi 1 yazarsak Şuradaki ifadede ne gelecek? 1 artı 3'ten cevabımız 4 gelecek diyebiliriz. Hiç sağdan soldan inceleme yapmadık. Çünkü limit ne demekti? Kritik noktalarda inceleme yapılması gerekiyordu. Şimdi eksi 2'deki f3 eksi x demiş. Şimdi eksi 2 yazarsanız buraya kaç yapacak? f5 yapacak. Peki 5 bir kritik nokta mı? Hayır. O zaman direkt fonksiyona 5 yazdığınız zaman karşılığını bulacaksınız. Buraya 5 yazarsa kaç yapar? 32 artı 3'ten 30. 5 yapar diyebiliriz. Peki 2'yi buraya yazdığınızda kaç yaptı burası? 1 yaptı. 1 kritik nokta mıdır? Bizim kritik noktamız 2 olduğuna göre. Hayır. O zaman biz burayı bulurken de direkt neyi bulmuş olacağız? F1'i bulmuş olacağız aslında. F1'de nedir? Buraya yazdığımızda karşılığıdır. Yani 1 3'ten -2'dir. O zaman cevabımız 35 2'den 33'tür diyebiliriz. Biz burada neyi anlıyoruz? Sağdan soldan limit incelemek için kritik noktalarda ne yapılır? Limite bakılır. Bizim kritik noktamızda kaç arkadaşlar? 2. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. A bir bu pozitif gerçel sayı olmak üzere böyle bir fonksiyon tanımlamış. Fonksiyonun x eşittir 3 noktasında limiti olduğuna göre. Şimdi limitin olması ne demek? Sağdan soldan limitlerinin birbirine eşit olması demek. Şimdi 3'e sağdan yaklaştığınızda siz buraya yazacaksınız. Çünkü 3'ün biraz fazlası buraya denk geliyor. O zaman 3 yazdığınızda buraya kaç yaz yaptı arkadaşlar? 6 artı A kare eksi 1 yaptı. Şimdi 3'e soldan yaklaştığınızda buraya yazacaksınız. Çünkü bakın 3'ün solu 3'ten biraz azdır. O zaman bizim buraya yazmamız gerekir. Kaç yazacağız? 3 yazacağız. 18 artı 3'ten kaç geldi? 21 geldi. Limiti olduğuna göre bunlar birbirine eşittir. O zaman A kare artı 5 21. A kare 16. A da buradan kaç geldi arkadaşlar? 4 geldi diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 4. sorumuza x 5'e giderken şimdi stop. Sizin kritik noktanız kaç? 5. Siz kaça gidiyorsunuz? 5'e. O zaman ben sağdan soldan inceleme yapmak zorundayım. Ha burada mesela burası 4 olsaydı ben kritik noktası 4 olmadığı için direkt fonksiyona yazar gibi yazıp sonucu bulurdum. Limitine sağına soluna bakmama gerek yoktu. Ama benim kritik noktam 5 olduğuna göre benim o zaman ne yapmam lazım? Sağdan soldan yaklaşmam lazım. O zaman limit x 5'e sağdan yaklaşırken Şimdi bir ilk testimizde buna benzer bir soru vardı. Orada da bu şekilde yapmıştık. Şimdi 5'e sağdan yaklaştığınızda bu arkadaş içerisi pozitif midir? Pozitiftir. O zaman bu arkadaş dışarı nasıl çıkar? X eksi 5 diye çıkar. O zaman ne oldu? X eksi 5 bölü. X eksi 5 artı 3x oldu. Önce ne yaptım? Mutlaktan kurtuldu. Şimdi bunlar birbirini götürürler. 1 bir gelir. Buraya da 5 yazdığınız zaman. Çünkü orası kritik nokta değil burası için. Direkt 5'i yazabilirsiniz buraya. O zaman kaç yaptı? 3 kere 5. 15. Bir de burada var. 16 yaptı. 5'e sağdan yaklaştığımızda cevap 16'ymış. Şimdi aynı şekilde x 5'e soldan yaklaşırken. O zaman şunları bir silelim. Şimdi 5'e soldan yaklaştığınızda yani 5'in biraz azısınız. Atıyorum 4,9'sunuz. 4,9'dan 5 çıktı mı içerisi ne yapar? Negatif yapar. O zaman biz bunu gösterirken nasıl göstermeliyiz? 5 eksi x diye göstermeliyiz. Yani mutlaktan kurtulmalıyız. Artı 3x. Şimdi güzel kardeşim bunlar birbirini götürür mü? Götürür. Burada ne kalır? Eksi 1 kalır. Şimdi 5 yazdığınızda burası kritik nokta olması için direkt 5 yazarsınız. 15 bir de burada eksi 1'iniz var. 14 yaptı. Bunlar birbirine eşit midir? 16, 14 eşit değildir. O zaman bizim 5 noktasında neyimiz yoktur? Limitimiz yoktur diyeceğiz. Anlaştık. Şimdi yani ne yaptım? Mutlaktan kurtulduğum için orası 1'dir ya da eksi 1'dir diyebildim. Ama hocam alt tarafa sen 5 yazamıyorsun. O yüzden 5 noktasındaki limitine nasıl bakacaksın diyemezsin. Çünkü limit incelemesi yaparken o noktadaki görüntüsünün varlığıyla ilgilenmiyorduk. 5'e soldan ve 5'e sağdan yaklaşıyorduk. Oradaki görüntü e gittiği yerlerle ilgileniyorduk. Anlaştık. <laughs> yani mesela bu içerideki fonksiyonun 5 noktasında görüntüsü yoktur. Normalde. Yani sizin grafiğiniz bu şekilde. Sallıyorum şimdi. Tamamen sallamasıyor. Sizin grafiğiniz bu şekilde falan belki de. Anlaştık. Ama 5 değeri ne yapamıyorsunuz alamıyorsunuz. Gerçekten tuttu. Burası 16 burası 14 gibi bir şey olacaktı. Yani limitin olmadığını da tutturmuş olduk. Şimdi eksi 2'ye soldan yaklaşırken fx. Şimdi biz ne yapıyoruz? Limite sağdan ya da soldan yaklaşıyoruz. Bakın bu eksi 2, 2 değilken ki karşılığı burası olacakmış. Eksi 2 iken karşılığı burası olacakmış. Ama ben limit incelemesi yaparken ne yapmam lazım değil? Hani o noktadaki görüntüsü beni ilgilendirmiyordu. Sadece sağdan soldan. O zaman benim sağdan soldan dediğimde ne yapmam lazım? Buraya bakmam lazım. Yani ben limit x eksi 2'ye soldan yaklaştığında dediğimde şimdi eksi 2'nin solu eksi 2 virgül 1. Eksi 2 virgül 1 buraya yazarsanız burasının içerisi ne yapacaktır? Negatif yapacaktır değil mi? Eksi 2 e 2 eklerseniz ne yaptı? Negatif yaptı. O zaman o arkadaş eksi parantezinde çıkacak mutlaktan. Alt tarafı x artı 2. Bunun da karşılığı kaç geldi? Eksi 1 geldi. Şimdi limit x 2'ye sağdan yaklaşırken. 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. 2'ye sağdan, eksi 2'ye sağdan yaklaşıyoruz pardon. Eksi 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. Eksi 2'ye sağdan yaklaşmak demek, eksi 1,9 demektir. Sayı doğrusunda eksi 2 burasıysa. sağa eksi 1,9'dur. Ben buraya eksi 1,9 yazdığımda içerisi pozitif yaptı mı? Yaptı. O zaman o arkadaş dışarı nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. O zaman bunlar da birbirini götürürse cevap bir midir? Birdir. Bizden ne istiyor? Burası eksi de Eksi 1 cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Eksi 2 gelecek diyebiliriz. Yani doğru cevabımız neymiş? A'dan Peki size eksi 2'deki limiti nedir diye sorsaydı ne diyecektik? Bunlar birbirine eşit olmadığı için biz ne diyeceğiz? Limit yoktur diyeceğiz. Ama bize burada limitin varlığıyla yokluğuyla ilgili bir soru sormuyor. O zaman bizim cevabımız ne geldi? Eksi 2 geldi arkadaşlar. Şimdi geldik altıncı sorumuza. Şimdi bir eksi cos kare karekökte bölü tanjant x. E, ee, 1 eksi cos kare ne demek? Sin kare demek. Ama sin kareyi ben dışarı mutlak değer sin x diye çıkarmam lazım. Çünkü kök içindeki sin kare x ifadesi dışarı nasıl çıkacak? Mutlak değer sin x diye çıkacak. Bölü alt tarafta ne var? Sin x bölü cos x var. E hocam sen bunu istersen açabilirsin. Sin x bölü cos x diye. Hatta bunu ne yapabiliriz? Taklattırabiliriz. O zaman mutlak değer sin x çarpı cos x bölü sin x yaptı. Şimdi benim limitimin ifadesi buymuş. Şimdi geleceğim ben ne yapacağım? Bu ifadenin limitini almaya kalkacağım. O zaman limit x pi'ye sağdan yaklaşırken Hop. Şöyle oldu değil mi? Şimdi 180 bu değil mi? Bakın tanjant, kotanjant sinüs, kosinüs, sekant, kosekant neyse trigonometrik fonksiyonlarda yaklaşma olsa dahi biz sayı doğrusu üzerinde yaklaşırız. Biz sakın ha şöyle bir hata yapıp birim çember üzerinde bir yaklaşma gerçekleştirmeyin. Yanlış yaparsınız. Neden? Çünkü şöyle düşünün. Mesela pi/2'ye bölü ikiye soldan yaklaştığınızda normalde 90 derecenin biraz azıdır, değil mi? Yani 89'dur. Nasıl olsa o sıfırdan 90'a kadar çok var. Ben 89 diyeyim oraya. Yine bulunduğu bölgeyi tayin edebilelim. Yani kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. 90'ın biraz azı. Ama sen gidip de birim çember üzerinde yaklaşırsan 90'ın sol 90 nerede? Burada. 90'a soldan yaklaşırsan nerede kalacaksın? İkinci bölgede kalacaksın. İşte bu hatayı yapmamalısınız. O yüzden yaklaşımlar nerede olmalı? Mutlaka sayı doğrusu üzerinde olmalı. O zaman 180. 180'in biraz fazlası 181 derece biz şimdi 181 derecenin hangi bölgede olduğunu söyleyelim. Üçüncü bölgede. O zaman üçüncü bölgede sinüs nedir? Eksidir. O zaman bu arkadaş eksi sinüs x diye çıkacak. Eksi sinüs x'te sinüs x birbirini götürür. Eksi 1 kalır. O zaman eksi kosinüs x'tir. Şimdi bunun kritiği var mıdır kosinüsün? Yoktur. O zaman biz ne yapıyoruz? Buraya pi yazıyoruz. Kosinüs pi nedir? Eksi 1'dir. Eksi eksi 1'den cevabımız kaç gelir arkadaşlar? 1 gelir diyebiliriz. Bu da Altın sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Şimdi geldik yedinci sorumuza. Yedinci sorumuzda x3 verdiğimizde alt tarafta bir ilgili kritik noktamız var mı? Ona bakalım. 3 verelim önce. 3 verelim. Burası kaç yaptı? 4 yaptı. 3 verdik. Burası kaç yaptı? 5 yaptı. 4'ten 5 çıkardık. Kaç yaptı? Eksi 1 yaptı. Bir kritiklik yok. O zaman biz yukarıya yazalım. Yukarıya yazdığınızda ne yaptı? 0 bölü eksi 1 yaptı. İşte mesela burada 0 bir kritik nokta değildir. Çünkü siz alt tarafı sıfır yapmıyorsunuz. Üst tarafı sıfır yapıyorsunuz. Üst tarafı sıfır yaptığınız için sonuçta sıfır bir sayıya böldüğünüzde her zaman sonucunuz ne gelmesi lazım? Sıfır dışında bir sayıya böldüğünüzde cevabınız ne gelmesi lazım? Bursa gelmesi lazım. O zaman biz hiç sağdan soldan limit almadan direkt x yerine 3 verdiğinizde karşılık ne geldi? 0 bölü eksi 1. Bunda cevabı ne oluyor arkadaşlar? Bursa oluyor diyebiliriz. Şimdi geldik 8. sorumuza bize fonksiyonunu vermiş. Buradaki limit ve buradaki limitin toplamının 32 olduğunu söylemiş. Şimdi dikkatli olalım. Benim kritik noktam kaç? A. Sen A'nın bir fazlasında limit bakıyor musun? Bakıyorsun. Senin A'nın bir fazlası kritik nokta mı? Yok. O zaman sen direkt buradaki fonksiyona ne yazacaksın? X gördüğün yere A artı 1 yazacaksın. Yani iki tane A artı 1 eksi 5 geldi. İlki buymuş. Artı Şimdi a eksi 2. a'nın 2 eksi. a'nın 2 eksi 2 eksi. ne olacak? a'dan az olacak. O zaman sen direkt nereye yazacaksın? Buraya yazacaksın. Kritik nokta mı değil? O zaman 3 tane a eksi 2 artı 1'in karşılığı kaç olacak? 32 olacak diyelim. 2a eksi 3. Burası da 3a eksi 5. 32 yaptı. Toplarsan güzel kardeşim 5a eksi 8. 32. 40'tan A kaç yapar? 8 yapar diyebiliriz. A'mız kaçmış? 8'miş. Biz daha neyi bulduk? A'yı bulduk. Peki vatandaş neyi soruyor? 6'daki limitini soruyor. 6 nerede? 8'den küçük. Yani burada. O zaman gideceğiz biz F6'yı öğreneceğiz. Çünkü 6 bir kritik nokta değil. Yazdığınızda kaç geliyor? 19 geliyor. O zaman doğrucağımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. <laughs> Şimdi geldik 9. sorumuza. 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. Şimdi önce 2'ye sağdan, soldan boş versen. Önce 2 yaz bakalım. Alt taraf 0 oluyor, üst taraf 0 oluyor. He, burada bir kritiklik var. O zaman 2'ye sağdan yaklaşırsan, şimdi 2'nin biraz fazlasının kübünü aldığında, şimdi 2'nin kübünü alırsan 8 yapar, 2'nin biraz fazlasının kübünü alındığında, 2 bileşik bir kesir olduğu için 8'den büyük yapar. 8'den büyükse, 8'den daha büyük bir sayı çıkartırsanız, içerisi ne yapacaktır? Negatif yapacaktır. O zaman benim bunu dışarı çıkarmam için x küp eksi 8 yapmam lazım. Bölü alt taraf x kare eksi 4. Hocam şimdi sen burada çaktırmadan sadeleştirme yapabilir misin? Yapabilirsin. Zaten bizim mantığımız hani o sadeleştirme yap yaparak neyi bulmak? Limitini bulmak. Peki iki noktadaki görüntüsü beni ilgilendiriyor muydu limit bulurken? Hayır. Zaten burada biz ne yapmıyoruz? Ee, bir limit bulmuyoruz. Çünkü sağdan soldan yaklaşma yapıyoruz. Şimdi üst taraf x eksi 2 ye. Çarpanlarına ayırıyorum. X kare artı 2x artı 4. Tamam. Alt tarafta ne yaptı? X eksi 2 x artı 2 yaptı. Şunu şuradan alalım. Şuraya getirelim. Şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Şimdi sen buranın 2'ye sağdan yaklaştığındaki limitini aldığında hiç düşünmeden. Kritik nokta mı? Yok. Direkt yaz gitsin. 2'nin karesi 4. 2 çarpı 2 4 artı 4. Bölü 2 artı 2 4. 12 bölü 4'ten kaç yaptı cevabımız? 3 yaptı diyebiliriz. Yani 9. sorumuzun cevabı C'ymiş arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda 90'ın biraz fazlası. Biraz önce uyarmıştım. Birim çember üzerinde yaklaşma yapmıyorduk. 90'ın biraz fazlası ne yapar? Atıyorum 91 derece yapar. Şimdi şu an tekrar söylüyorum. Biz kendimiz soru çözdüğümüz için kendimiz böyle korsan çözümler yapabiliriz. Çünkü hani 90 burası, 180 burası, buradan buraya gidene kadar bir sürü açı var. Ama buradaki bir sürü açı da siz hep ikinci bölgedesiniz. Ya yani o zaman 90 demişim, 90,1 demişim ya da 91 demişim. Yani 91 demişim ya da 90,1 demişim bir esprisi yok. O zaman ben bolca söyleyeyim. 91 diyeyim bizim olsun. Şimdi 91 derece. Kaçıncı bölgede 91? Hemen bakalım. 91 burada değil mi? Birim çemberin üst kısmını çizdiğinizde. 91 burada. Yani ikinci bölgede. İkinci bölgede tanjant eksi. O zaman burası eksi tanjant eksiye çıkacak. Sinüs artı aynen çıkacak kosinüs eksi, eksi kosünüs x'e çıkacak. Şimdi siz şimdi burada sadeleştirme yapacaksınız. İlkinden ne geldi? Eksi 1. İkinciden ne geldi? Artı 1. Üçüncüden ne geldi? Şuradan bir eksi 1 geldi ama bir de burada bir eksi 1'imiz var. Eksi eksi 1'den ne olacak orası? Artı 1 olacak. O zaman bizim cevabımız ne gelir? Bunlar birbirini götürür. 1 bir gelir diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. Gerçel sayılar tanımlı f, fonksiyonu hangilerinin x eşittir bir noktası da limiti vardır demiş. Şimdi limitinin olması için sağdan soldan yaklaşım yapıyorduk. Doğru mu? Karşılıklar birbirine eşitse o noktada limit vardır diyorduk. Kritik nokta ise inceleme yapıyorduk. Kritik noktada ise zaten hiç sağdan soldan bakmamıza gerek yoktu. Şimdi x eşittir bir noktası dediğinde burada bir kritik noktadır. Alt tarafı sıfır yapıyor ama üst tarafta da sıfır yaptığı için biz ne yapabiliriz? Bu şekilde ifadeyi, üstteki ifadeyi çarpanlarına ayırabiliriz. Bunlar birbirini götürür. O zaman benim fonksiyonum bu kalır diyerekten biz birdeki limitini incelediğimizde direkt x yerine 1 yazmamız yeterlidir. Yani biz ne yapabiliyormuşuz? Sadeleştirme yapabiliyormuşuz. Zaten burası 0 bölü 0 geldi. O 0 bölü 0 yok etmenin yolu ileride göreceğiz zaten belirsizliklerde. Neyidir? Sadeleştirmeler yaparak belirsizliği ortadan kaldırmaktır. x yerine 1 yazdığınızda... sağa soluna bakmadan direkt cevabımız kaç geldi? 3 geldi. Limit var mıdır? Vardır. Şimdi burada Şimdi alt taraf 2 parantezinde x eksi 1 değil mi? Şimdi şunu birazcık yukarı alalım. Üst taraf mutlak değer x eksi 1. Şimdi siz burada eğer ki 1'e sağdan yaklaşırsanız bu arkadaş x eksi 1 diye çıkacaktır. Eğer siz 1'e soldan yaklaşırsanız üstteki arkadaş 1 eksi x diye çıkacaktır. Üstteki arkadaş. Doğru mu? O zaman cığma. Şimdi buradan sadeleştirme yaptığınızda burası 1 bölü 2 gelirken buradan sadeleştirme yaptığınızda burada bir eksi 1 kaldı. O zaman cevabımız ne oldu? Eksi 1 bölü 2 oldu. Gördüğünüz gibi ne değildir bunlar? Eşit değildir. O zaman G'de limit x eşittir. 1 noktasında yoktur. Geldik H'ye. H'de üst tarafı çarpanlara ayırırsak x eksi 1 x artı 1 yapar. Alt taraf x eksi 1 x eksi 1 yaptı. Doğru mu? Biz nereye gidiyoruz? X eşittir 1 değil limitini inceliyoruz. O zaman şunlar birbirini götürüyor. 1'e sağdan yaklaştığımızda üst taraf ne geldi? 2 geldi. Alt taraf ne geldi? 0'ın biraz fazlası geldi. Şimdi limit x 1'e soldan yaklaştığınızda doğru mu? Üst taraf ne geldi? Yine 2 geldi. Alt taraf ne geldi? Şimdi 1'in biraz azı 1'in biraz azından 1 bir çıkarırsanız ne olacak? 0 eksi olacak. Şimdi 2'yi 0 artıya bölerseniz yani sıfır artı ne demek? 1 bölü 1 milyar falan böyle. Öyle hayal edin. 2 bölü 1 bölü... Bıdı 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 bıdı. Çok büyük bir sayı. Burası 1 milyon falan böyle. Tamam mı? Siz bunu takla attırıp çarptığınızda ne gelecek? 2 milyon falan gelecek. Ama bu o kadar çok büyük ki... Sen bunu takla attırdığında sayın da çok büyük olacak. O zaman bunun cevabına gelecek? Artı sonsuz gelecek. Bunun da cevabı... Eksi sonsuz gelecek. Şimdi sıfırın eksilisi demek... O zaman sıfırın biraz solundasınız. Yani sonu, sonucunuz negatiftir. Aslında yine sayınız sonsuz çıkacak ama eksi sonsuz çıkacak. Artı sonsuz ve eksi sonsuz birbirine eşit olmadığı için o zaman ne diyeceğiz? H fonksiyonunun bir limiti yoktur diyeceğiz. O zaman 11. sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Denizi geldi diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 12. sorumuza. Eksi 1'e soldan yaklaşıyoruz. Eksi 1'den daha azız. O zaman eksi 1'den daha azsak direkt sonucumuz kaç gelmeli? 3 gelmeli. Şimdi burada 2'ye soldan yaklaşıyoruz. 2'ye soldan yaklaştığımızda bu bölgede kaldık. O zaman biz 2'yi buraya yazdık. 2'yi buraya yazdığımızda sonucumuz ne geldi? Burada da 3 geldi. Hop stop. Bakın 3 noktasındaki limitini soruyor. Çünkü 3'ün üzerinde bir artı ya da eksi yok. Yani sağdan soldan yaklaşım yok. Sağdan soldan yaklaşım olmadığına göre bizim tek tek hem sağına hem soluna bakıp ne yapmamız lazım? Bunların eşit olduğunu kontrol etmemiz lazım. Ama eğer ki 3 kritik nokta değilse hiç bunlara girmiyorsunuz. Direkt fonksiyonu 3 yazıyorsunuz. Bakın 3 2'den büyük olduğu için direkt buraya yazıyorsunuz. 3 kere 3 9. 5 daha kaç yaptı? 14 yaptı. 16 artı 6'dan da cevabımız nedir? 20'dir. Bu da 12. sorumuzun cevabıymış arkadaşlar. Geldik 13. sorumuza. Limit x pi'ye giderken fx. Var mı artı eksi? Yok. O zaman sen ne yapacaksın? Sağdan soldan limit incelemesi yapacaksın. O zaman pi'ye bir soldan yaklaşacağız, bir pi sağdan yaklaşacağız. Ama fonksiyonu pi yazmamıza gerek yok. Çünkü o noktada görüntüsü limit bulurken beni ne yapmıyordu? İlgilendirmiyordu. O zaman ben işlemimi bunun üzerinde yapacağım. O zaman limit x pi'ye soldan yaklaşırken 3 tan x bölü mutlak değer tan x aynısını bir de artılısını yapalım. Şöyle yapalım. Olur. Şimdi 180'in biraz solu. 180'den biraz küçükseniz ne yaparsınız? 179 derece yaparsınız. Değil mi? 179 derece diye düşünelim bunu. 179 kaçıncı bölgede? Birim çemberde. Böyle baktığınızda 179 buralarda bir yerde. Yani ikinci bölgede. İkinci bölgede tanjantınız nedir sizin arkadaşlar? Eksidir. O zaman burası eksi tanjant x diye çıkacak. O zaman 3 tan x bölü eksi tan de Cevabınız nedir? Eksi 3'tür. 180'in biraz fazlası 181 derecedir. 181 derece kaçıncı bölgededir? Üçüncü bölgedir. Üçüncü bölgede tanjant art. Yani bu arkadaş mutlaktan aynen çıkacak. O zaman burası ne oldu? 3 tan x bölü tan x oldu. Bunları sadeleştirdiğinizde cevabınız kaç geldi? 3 geldi. Bize neyi soruyordu? Limiti soruyordu. Peki bunlar eşit mi soner? Hayır. O zaman ne diyeceğiz? O noktada yani x pi'ye giderken fonksiyonumuzun limiti yokmuş diyeceğiz. Şimdi geldik 14. ve testimizin de son sorusuna. Fonksiyon x eşittir, 1 nokta, x 0 noktası limiti olduğuna göre biz limit incelemesi yaparken sağdan soldan yaklaşıyorduk. O nokta görüntüsün olup olmadığıyla ilgilenmiyorduk. Yani biz sadece sağdan yaklaştığımız sıfırdan fazla olduğu için burası sağdan yaklaştığımız dedim. Burası da sıfırdan küçük olduğu için de soldan yaklaştığımız diyeceğim. Ve bunların birbirine eşit olmasını isteyeceğim. Çünkü o bana limit var demiş. O zaman buraya sıfır yazdığınızda 1 artı cos sıfır eşittir. X yerine sıfır yazdığınızda ne gelecek? En gelecek. Cos sıfır kaçtır? 1'dir. O zaman en kaç geldi arkadaşlar? 2 geldi diyebiliriz. Bu da 14. sorumuzun yani testimizin de son sorusunun çözümüydü. Ve böylece 3. testi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.